Amasya Spor Salonu'ndan herkese mutlu akşamlar. Ben Elif Ünal. Kadınlar Salon Süper Lig 2. etap 2. gün 8. maç sizlerle birlikteyiz. Bu karşılaşma Gaziantep Polis Gücü Alan Yıldızları karşılaşması olacak ve ardından 2. günün perdesi kapanmış olacak. İsterseniz kadrolara bakalım, ardından takımların puan sıralamasındaki yerini de sizlere özetleyelim. İlk olarak Polis Gücü kadrosuna bakalım. 1. Burcu Öztekin, 3. Asmin Güngör, 5. Emine Çelik, 6. Ece Sahiner, 7. Yeter Çelik, 9. Fatma Songül Gültekin, 10. Meryem Oymak, 12. Fatma Nurçil, 16. Perihan Çınar, 18. Arzu Avşar ve 31. Şengül Kaya, antrenör Yusuf Kasım. Alan Yıldızları'nda ise 1. Buse Badur, 2. Kübra Güzelal, 4. Özge Gökmen, 6. Fatma Ciğerli, 9 Elif Gizem Cengiz, 10 Aile Esen, 11 Deniz İzibüyük, 15 Emine Bahçıvan, 20 Ebru Çınar ve 22 Selin Güzeller, antrenör Yasin Yükseler. Karşılaşmanın sağ hakemleri Mahmutcan Çilkız ve Serap Kara, yazı hakemi Sena Nur Üsküplüoğlu, süre hakemi Çiğdem Emin, rezerv hakem Mustafa Serhat Çelik ve baş hakem Ahmet Yılmaz. Şu anda Polis Gücü takımı ekranlarınızda. Polis Gücü 28 puanla lider konumda. Metbak Alan Yıldızları'nın ise 25 puanı var sevgili izleyenler. Onlarsa 4. sırada yer alıyor. Bu maçı kazanmaları halinde 28 puanla averajda 2. sırada yer alacaklar. Polis Gücü kazanması halinde Metbak Alan Yıldızları günü 4. sırada tamamlayıp Polis Gücü ise 31 puanla liderliğine devam etmiş olacak. Yeter Songül, Meryem, Perihan ve Ece. Kalede ise Burcu. Polis Gücü'nün kadrosu: Özge, Ayla, Elif, Kübra, Emine ve Selin ise Alan Yıldızları hokeyin kadrosu. İki takıma da başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler ve hakemin düdüğüyle birlikte mücadeleye Polis Gücü'nün santrasıyla başladık. Günün ilk bölümünde Polis Gücü Kırıkkale'yi yenmişti sevgili izleyenler ve 5-0'lık skorla. Alan Yıldızları ise 4-3'le Doruk'u geçmişti. Korner. Ece. Yeter. Bir kez daha Ece. Perihan. Songül. Sahanın ve tabii en çok gol atanlar listesinin birinci sırası Fatma Songül Gültekin. 45 golü var. Meryem Oymak 18 ve Yeter Çelik 17. Sağdaki isimlerden 3 skorer söz konusu ilk 5'te yer alan Polis Gücü'nde. Tabii iki takımında milli takımda olan isimleri de var. Kübra dün gördüğü iki sarı kartla birlikte günün ilk maçında doğru karşılaşmasına forma giyememişti. Şu anda o günün ikinci maçında yeniden sahada ve Meryem onun bu pozisyonunda top dışarıya çıktı. 1,5 dakikalık dilimse golsüz eşitlikle geçirdik. Emine. Uzun pas. Özge. Ece. Serbest vuruş. Ece ile birlikte kullanıldı. Karşıladı. Kaleci Selin. Meryem. Perihan. Yeterli bir yansımayla pozisyon deneyip bunda başarılı olamadılar. Zaten top yüksek gelmişti. Özge kontrol edip vuruşunu gerçekleştirdi Özge ve golü buldu Metbak Alan Yıldızları. İşte gol pozisyonunun tekrarını izliyoruz. Santrayı yaptılar.
Ece. Perihan. Songül. Ece. Perihan. Ece. Emine girdi araya. Ve ardından ters itik kararıyla birlikte serbest vuruş kullanıldı. Songül. Kaleciden dönen top. Elif. Serbest vuruş kararı geldi Songül. Bir kez daha kalecinin müdahalesi var. Selin'le birlikte geçit vermediler. Kübra. Perihan. Ece. Yeter. Songül ve 1-1. İtiraz var. Alan yıldızlarından itiraz var ve VAR'a gidiyoruz. Pozisyon incelenecek.
pozisyon incelendi ve ardından gol geçerli denildi ve polis gücü karşılaşmada birbiri yakaladı. İtiraz etmişti aslında bu pozisyonu Alanya ama bu gol VAR'dan dönmemiş oldu ve skora denge geldi 1-1. Elif'in pası Özge. Skorda denge var 1-1. VAR'da uzun süre incelendi pozisyon ama ardından gol verildi. Emine. Perihan. Ece. Bir kez daha Perihan. Ece. Kontrol edemedi Meryem ve bu top polis gücünden doğrudan dışarıya çıktı. Bu kez de Yeter'in sitiğinden yükselip çıkan top ve taç devam ediyor. Kübra. Emine. Bir kez daha Kübra. Songül'ün o bölümde baskısı vardı. Baskıyla birlikte topu çevirip Meryem'i topla buluşturmak istedi ama aile var savunmadı. Ve bu topsa dışarıya çıktı. Ece. Onun pası Perihan. Sol tarafta Songül, ortada Perihan, sağında ise Ece vardı. Şimdi Ece ileriye doğru çıktı. Ama Ece'ye orada City ile müdahalede bulundu. Metbak alan yıldızları ve Meryem onu vuruşu. Bu top dışarıda. Emine. Aile. Serbest vuruş kullandı Aile. Pasını aktardı. Sol bölümde direkten dönen top Elif. Songül. Orta alandan taşıyıp topu pasını aktardı. Avantaj pozisyonu yeter. 2-1. 1-0. Geriye düşen polis gücü skoru 2-1'e getirdi. İşte Yeter'in bu golünde skor 2-1'e geldi. Perihan. Onun pası Ece. Perihan'dan yükseklik kazandı top. Ama orada bir penaltı korner beklentisi vardı. Bu düdük çalınmadı. Ayla. Yüksek top. VAR'a gidiyoruz. Thank you.
pozisyon incelendi ve yüksek top kararı ile birlikte Özge'nin pozisyonu VAR'dan dönmemiş oldu. Yani gol yok. Yeter. Pası geriye. Emre Meryem mücadelesi var. Serbest vuruş kararı geldi. Meryem pasını aktardı. Perihan'dan Songül'e, ardından yükseklik kazandı. Ece pasında Perihan. Baskısı var. Met Pakalan yıldızlarının. Yeter. Ve golü buldular Özge. Ama ağlara giden bu gol yine geçerli değildi sevgili izleyenler. Skor 2-1 devam ediyor. Ece. İlk periyotta son 20 saniye. Songül. Çaprazdan vuruş Songül. Pozisyonu Selin çıkardı. Ardından savunmada Emine. Son çizgide mücadele ettiler ve bu top dışarıya çıktı. Aynı zamanda bizler ilk periyodu da polis gücünün 2-1'lik üstünlüğüyle geçirdik. Aradayız. Aranın ardından ikinci periyot sizlerleyiz. İkinci periyotta sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmanın ilk periyodunda 1-0 geriden gelen polis gücü 2-1 ile birlikte önde geçirdi. 10 dakikalık dilimi şu anda da paslaşıyor Songül. Ters itik ve serbest vuruş. Songül. Meryem çevirdi. Karşıladı Ayla. Serbest vuruş Alanya'nın. Edip pozisyonda yerde. İtiraz var Alanya cephesinden. Yüksek top avantajla birlikte devam etti. Aile Esen. Çaprazdan vuruş. Kaleciden döndü top. İkinci pozisyon. Yüksek top. Emine. Ayla. Yeterden yükseklik kazandı ve serbest vuruş. Evet, bakalan yıldızlarında da Fatma birazdan oyuna girecek. Özge. Emine.
Bu top doğrudan dışarıya çıktı. Elif kenara geliyor ve Fatma oyun alanında. Orta alanda Emine paslaştı Özge. Oyunun yönüne göre sol taraftan Fatma. Onun vuruşu out. Bu kez de polis gücünden top doğrudan dışarıya çıktı. Ece. Perihan. Pas Songül. Yeniden Perihan'a geçmedi. Yüksek top. Serbest vuruş kullanacak Emine Bahtıvan. Ve bu top Burcu'nun kontrolünde doğrudan dışarıya çıktı. Deneme kararı var. Serbest vuruşu kullanıyor Sübra. Emine. Ayla. Yeniden Perihan'ın müdahalesiyle kullanılacak. Serbest vuruş. Sübra. Circle içine girmeden karşıladılar. Savunmada polis gücü Perihan. Songül çevirdi. Selin yine kurtarış var. İkinci pozisyon. Savunmada aile henüz top uzaklaşmamıştı. Şimdi uzaklaştı ama dönen top yeniden polis gücünde. Songül top oyun alanında tutmayı başardı. Bıraktı pasını Emine. Karşıladılar aile. Yükseklik kazandı top ve serbest vuruşla devam ediyor. Yeter. Songül Yeter ikilisi ataktalar ve Songül yine dar açıda. Açısı daralsa da gollerine devam ediyor. 3-1 yakaladılar. Emine. Pasında Kübra. Bir kez daha Emine. Ece. Orada üç kişinin baskısı var. O baskıda Perihan Ece ikilisi kendi aralarında paslaşmaya devam ettiler. Yeter. Meryem. Ters itik ve serbest vuruş. Topun durması gerektiğini işaret etti Serap Kara. Ve şimdi serbest vuruş tekrarlandı. Son 4 dakika filmdeyiz ikinci periyotta ve Emine'den çıkan toplar korner kullanıyor polis gücü. Perihan. Ece. Yüksek top. Meryem. Onun pası Perihan. Bir kez daha Ece, Meryem ikilisi paslaşmasının ardından orada City'den açınca topu kaybetti Meryem. Ayla. Kübra.
Yeter'in kontrolünde başarı yok ve serbest vuruş kararı. 3-1 skor. İkinci periyotta bir gol takip ettik. O gol de Songül'e aitti. Polis gücünde. Ayla. Yüksek top. Perihan. Songül. Kübra kazandı topu Songül'den. Rakip yaralandılar. Ebru çaprazdan vuruş Ebru. Gol geldi. Skor 3-2. Ebru Çınar attığı bu golle farkı 1'e indirdi. Golün ardından da yerini Özge'ye bıraktı. Özge. Yüksek top ve penaltı korner. Penaltı korneri kullanacak Alanya Yıldızları Emine ile oyunun yönüne göre sağ taraftan işaret geldi, kullanıldı penaltı korner. Ayla kaleciden dön top. İkinci pozisyon Özge bir kez daha savunmaya takıldılar ama penaltı korner kararı geldi. Bu penaltı korner kararının ardından bakalım karşılaşmaya denge gelecek mi? Şu anda penaltı korneri kullanacak Emine ekranlarınızda. İşaret geldi, kullanıldı penaltı korner ve ardından kaleci Burcu'nun müdahalesi var. Kornerle devam ediyor. 1,5 dakikalık dilime gidiyoruz. Üst üste penaltı kornerlerden faydalanamadı Alanya Yıldızları. Ece. Yeter. Kontrol de başarılı değil ve serbest vuruş kullanacak Alanya. 1 dakika kaldı. İkinci periyodun tamamlanmasına skor 3-2. 1-0 alan yöndeydi. Ardından 2-1'i 3-1'i yakaladı polis gücü. Şimdi ise skor 3-2 devam ediyor. Evru'nun attığı golle farkı 1'e indirmişti Alanya. Kübra. Özge'ye geçti top. Perihan. Orta alandan Meryem çevirdi sol tarafa. Yeter. Pası sol tarafa Songül ama bu top gelirken yükseklik kazanarak geldi. Ağlara giden gol geçerli değil. Kübra. Ece. Avantajı oynattı hakem. Meryem'in pası Songül. Çaprazdan vuruş ve out. Sürede olduğu ikinci periyot sonucu polis gücü 3, alan yıldızları 2, aradayız, aranın ardından sizlerleyiz.
Üçüncü periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Karşılaşmada skor 3-2. Polis gücünün üstünlüğü var ve bir farklı üstünlükle üçüncü periyoda giriş yaptılar. Bakalım bizleri son iki periyotta neler bekliyor. Çünkü Metfak Alan Yıldızları'nın az önce de belirttiğim gibi 25 puanları var ve 4. sırada yer alıyorlar. Bu maçı kazanmaları halinde yeniden 2. sıraya yükselecekler ve aynı zamanda polis gücüyle de puanları eşit olmuş olacak. Ama polis gücü kazanması halinde ise puanını 31 yapacak. En yakın rakibi Kırıkkale ile de puan farkını 4'e çıkarmış olacak. İkinci günün sonunda. Perihan. Perihan'ın pası Meryem. Süre durdu çünkü Kübra'nın bir sakatlığı var. Neyse ki ciddi bir durum değil. Ama VAR'a gidiyoruz bakalım. VAR'ın ardından karar ne yönde olacak? VAR'da Kübra'nın pozisyonu incelendi ve oradan sonra setikten yükseldiğine karar verilmiş ve pozisyon devam etti. Kübra'dan sapı top doğrudan dışarıya çıktı. Yeter. Pasında son gün. Pas atılırken yüksekti. Ve şimdi oyunun yönüne göre sağ taraftan Özge çevirdi, karşıladı Perihan. Son gün. Çaprazdan vuruş, kaleci Selin'in müdahalesi var. İkinci pozisyon savunma. Topu uzaklaştırmayı başardılar. Elif. Yeterin sitinden top yükseklik kazandı ve serbest vuruş Alanya'nın. Kübra. Yerinden kullanılması yönünde işaret verildi polis gücüne. Ece. Perihan. Bir kez daha Ece. Yeter. Çeviri son gün. Bitiriş. 4-2 yaptılar. Yeter son gün ikilisiyle. Gole gittiler ve son gün pozisyonu bitiren isim oldu. Avantajı oynattı karşılaşmanın hakemin verdiğinden pozisyon out. Kübra. Özge. Pas Kübra. Karşılaşmada o son çizgiye sıkışmış durumda top. Ve Kübra o bölümden top uzaklaştırmayı başardı. Fatma süre durdu. Ece'ye uyarı geldi.
Bir daha olması halinde kart gelecek. Kübra ise serbest vuruşu kullandı. Emine. Ayla. Tekrarlanacak serbest vuruş. Perihan. Ece. Bir kez daha Perihan. 4,5 dakikalık dilim geride kalıyor. 3. periyotta. Son gün golüyle birlikte skor 4-2'ye gelmişti. Polis gücünde Emine, alan yıldızlarındaysa Ebru ve Elif oyuna dahil olacaklar. Şimdi Ebru girdi bile oyuna Fatma'nın yerine. Son gün. Penaltı korner. Penaltı korner kullanacak. Şimdi de polis gücü. Yeterli oyunun yönüne göre sağ taraftalar. Şu anda da ekranlarınızda yeter var. İşaret geldi, kullanıldı. Penaltı korner. Perihan pozisyon devam ediyor. Ardından yeniden penaltı korner kararı geldi. Farkı 3'e çıkarmak adına yeniden bir fırsat doğdu polis gücü için. Yeterli de kullanacaklar. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı. Korner Perihan. Ve Kübra'dan çıktı top. Korner. Songül'dense bu top yükselerek gitti yönünde itiraz var. Karar korner. Perihan. Ayla. Perihan'a yeşil kart geldi. Bir dakika sahada değil. Ayla. Kübra. Bir kez daha Kübra. Pasında sağ tarafta Ayla. Çevirmek istedi ama penaltı korner mi? İki hakem baktılar birbirlerine. VAR'a gidecekler. Pozisyon incelendi. Yüksek top kararı geldi. Son gün. Serbest vuruş. Yayın dışından tekrarlanacak. Korner. Korner.
Perihan'ın yeşil kart cezası vardı sevgili izleyenler. Henüz o oyun alanında değil. Sağda bir kişi eksik, polis gücü. Ve şimdi o da süresi doldu. Yeniden oyun alanına döndü. Bir daha itiraz istemiyorum yönünde Perihan'a uyarı var. Serap Karada. Perihan. Serbest vuruş. Yerinden tekrarlanacak. Özge. Kullandı serbest vuruş Özge. Pasındaysa Elif için hızlı ve doğrudan dışarıya çıktı. Süre durdu. Polis gücünün kaptanı. Pozisyonlarda eğer hızlı olunmaması halinde kart geleceğinin uyarısı geldi polis gücüne. Ece. Yeteri geçti top ve dışarıya çıktı. Kübra. Karşıladılar Ece. Meryem. Kendini sağ tarafa attı. Meryem çaprazdan vuruş. Savunmada Kübra. Emine. Ve korner. Orada Emine Kübra ikilisi topu uzaklaştıramadılar. Songül. Meryem. Açısı daraldı Meryem'in. Ve penaltı. Ayla'dan itiraz var pozisyona. Ve penaltı kararı geldi. Meryem kaptan penaltı noktasına topu bıraktı. Ayla da pozisyonda. İtirazı var ama Meryem penaltısı golle sonuçlanmadı. Penaltıyı gole çeviremedi. Meryem'le birlikte polis gücü skor 4-2 devam ediyor. Serbest vuruş kullandı Ece. Pas Songül. Meryem'le o dokunuşu yapamadılar. Özge. Ve out. Son 1 dakika 3. periyotta. Songül. Avantajı oynattı hakem. Songül. Ardından bu topu kaybettiler. Ayla. Perihan. Serbest vuruşu kullanacak. Ayla ile kullanıp bu topu da oradan dışarıya yolladılar. Orta alanda Meryem. Serbest vuruş. 4-2'lik skor devam ediyor. 3. periyotta tek gol var. Songül'ün bulduğu golle birlikte skor 4-2'ye gelmişti. 2 farklı üstünlüğüyle polis gücünün geçiriyoruz. 3. periyodu da Emine. Yüksek top. Periyot sonucu
Polis Gücü 4, Alan Yıldızları 2. Aradayız, aranın ardından son periyot sizlerleyiz. Dördüncü periyot Alan Yıldızları'nın santrasıyla başladık. Son karşılaşma ikinci günde. Özge. Ayakla müdahalesi var. Meryem. Perihan topu oyun alanında tutmayı başardı. Bir kez daha Meryem'i düşündüler ama Ayla'nın savunması var. Ayla Esen. Ondan top doğrudan dışarıya çıktı. Yarının da iki takım için kimlerle oynayacağını da belirtelim. Yarın Alan Yıldızları 12'de Tempo 80 ile Polis Gücü ise 13'te Ege Yıldızları ile karşılaşacak. Üçüncü günde Meryem. Düzeltelim, Perihan pozisyon içindeydi ve Emine'ye yeşil kart geldi. Bir dakika sahada olamayacak. Bir kişi eksik Alan Yıldızları. Penaltı kornerde savunma yapacaklar. İşaret geldi, kullanıldı, penaltı korner. Songül orada, Elif'in yüzüne mi geldi diye bakıyorum top. Sağlıkçı oyun alanına davet edildi. Var ciddi bir durum söz konusu değildir. Bir pozisyonu tekrarını görelim. İşte burada Songül vuruşunu gerçekleştirirken orada Elif toptan darbeyi almış ve hızla sağlıkçı oyun alanına davet edilmişti. Skor 4-2. 4. periyodun başındayız ve bir penaltı korner sonucunda Songül'ün çektiği şutla Elif darbeyi alan isimdi. Ve şimdi antrenörü Yasin Yükseler de Elif'in yanına doğru gitti. Yeşil kart cezası almıştı Emine. Sahada da bir kişi eksikti. Metbak Alanya Yıldızları. Şu anda da Elif'e tedavi uygulanıyor. Biz de şu anda Elif'in durumunu da merak ediyoruz. Çünkü herkes de etrafını sardığı için de net olarak Elif'i göremedik. Bir tarafta da Polis Gücü takımı da
sakatlıktan ötürü oyun durunca oyunun kalan 8 dakika 52 saniyelik bölümünde neler yapacaklarını konuşuyorlar. Bir nevi onlar için de küçük bir mola oldu karşılaşmanın değerlendirmesi adına. Geçmiş olsun dileyelim Elif'e. Tabii her şeyden önce sporcu sağlığının önemli olduğu da bir kez daha dile getirilmeli. Sağ içinde Elif'in tedavisi uygulanmasının ardından oyun hareketlenecek. Sanırım sedye istendi. Bizler de bir o sakatlık anının tekrarını takip edelim. İşte burada kale önünde Elif yüzüne gelen topla birlikte işte bu açıdan da gördük. Zaten aslında toptan da sakınarak bir nevi yana dönmüş. Orada boyun bölümüne gelen top, ardından Elif devam edemedik ki çok da riskli bir bölüme gelmiş aslında o top. Geçmiş olsun dileyelim yeniden. Sedye'nin gelmesiyle birlikte Elif kenara gelecek. Tabii boynunun da korunması gerekiyor. Her ne kadar ciddi ya da değil, net olarak durumu bilinmediği için o boyun bölgesini çok iyi korunarak kenara gelmesi gerekiyor. Metbak alan yıldızlarında Elif antrenörünün de yardımıyla birlikte sedyeye doğru alındı. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Orada yardımlarla sedyeyle kenara geldi kendisi. Ve bu sakatlık anının ardından da oyun bir kez daha hareketlenmiş olacak. Zaten orada penaltı kararı geldi. Orada Elif'e çarpan top Elif'i sakatladı. Devamında ise orada kale önündeki gol anını engelleyen kişiydi ve penaltı kararı geldi. Perihan'la penaltıyı kullanacaklar. İşaret geldi ve penaltıyı yine Selin kurtarmayı başardı. Meryem'in penaltısını da kurtarmıştı. Bu penaltıyı da kurtardı. Günün penaltı noktasında kalede 2'de 2 yapan oldu Selin Güzeller. Meryem. Onun pası Ece. Sol tarafta Perihan. Selin'in oradaki bu kez mücadelesi yetmedi ve skor 5-2. Ayla. Serbest vuruş işaret edildi ve alan yıldızları kullanacak serbest vuruşu. Kübra. Emine. Perihan. Perihan'ın bulunduğu bölümdeki pozisyon. Serbest vuruşu kullanıyorlar. Perihan'la da kullandılar. Ece. Yeter. Geçti Fatma'yı, yeter. Savunma karşıladı Ayla. Faul yaptı, yeter. Emine'nin de yeşil kart cezası bitti. Sakatlıklarla birlikte de uzun bir süre kenardaydı Emine. Yeniden oyun alanında. Özge. Ayla. 3 dakikalık dilim
dördüncü periyotta geride bıraktık. Emine. Bu top alan yapısılarında doğrudan dışarıya çıktı. Perihan. Ece. Meryem ve ayakla mücadele. Ayla. Özge sol taraftan çevirmek istedi ama Fatma'ya bu top gelmedi. Ters itik. Serbest vuruş. Perihan. Meryem. Songül. Songül kendisi vurmayı tercih etti ve gol geldi. Karşılaşmada skor 6-2'ye geldi. İşte bu pozisyonun ardından golü takip ettik. Polis gücü karşılaşmayı kazanması durumunda 31 puanla liderliğine devam etmiş olacak ve ilk 4 ise şöyle olacak. Kırıkkale 27 puanlı 2. Ege Yıldızları 26 puanlı 3. ve Mespak Alan Yıldızları ise 25 puanı var. 4. sırada yer alacak. Onları da 17 puanla doğru takip ediyor. Penaltı korner. Özge'de bir sakatlık yaşadı şu an. Özge de orada sert geldi sanırım. Hızla kenara geldi. Geçmiş olsun dileyelim. Onun yerine de Fatma oyun alanında. Özge şu anda soğutucuyla ilk tedaviyi uyguluyorlar. Penaltı korneri ise Emine kullanacak. Az önce Elif sakatlanmıştı ve o karşılaşmaya devam edemedi zaten büyük ihtimalle. Hastaneye götürülecek ve şimdi ise Özge sakatlandı. Penaltı korner kullanacak Emine ile birlikte Alanya ve kullandılar Kübra. Penaltı korner golle sonuçlandı 6-3. Perihan. Ece. Kübra'nın pası Ebru. Vuruşu kaleciden döndü top. Burcu Öztekin'den. Emine'nin pası Kübra. Çevirdiği noktada Emine var. Rakibi Emine Çelik vardı. Tabi takım arkadaşı Emine Bahçıvan. Ona pas atan isimdi. Fatma. Onun vuruşu Burcu'dan döndü top. İkinci pozisyon Fatma. Ebru o da vuruşunu gerçekleştiremedi ve bu pozisyonda aslında çok da net bir pozisyonda onlar için faydalanamadılar. Perihan. Ece. Yeter. Ve faul. Perihan. Circle içinde değerlendiremedi polis gücü ve şimdi
serbest vuruşu kullanıyorlar. Alan yıldızları. Süre durdu. Ebru ve Ece uyarı alacak. Uyarıların ardından oyun hareketlendi. Yeter. Emine. Perihan'dan önce araya girdi Emine. Ardından City'nden açtığı top. O pozisyonda Perihan faul yaptı. Kübra. Emine. Ebru. Onun vuruşu. 6-4. 2 dakika kala fark 2'ye indi. Ama VAR'a gideceğiz. Çünkü polis gücünden itiraz var. Pozisyon incelendi, engelleme kararı geldi ve 6-4'tü skor. Ama ardından bu gol iptal edilerek skor 6-3 devam ediyor. 3 farklı üstünlüğü var polis gücünün, 1 dakika 49 saniye kala. Perihan. Emine. Geçti rakibini Emine, ardından da faul işaret edildi. Polis gücü karşılaşmayı 31 puana çıkararak liderliğine devam etti. Metbak alan yıldızları ise 25 puanla 4. sırada yer almaya devam ediyor sevgili izleyenler. Ve Kırıkkale günü 2. sırada tamamladı. Ege yıldızları ise 2. etaba iyi bir başlangıç yaparak kendisini playoff hattında buldu ve son gün bu topa out. Figa. Emine. Ebru. Emine'nin pası Meryem. Son bile gelmeden araya girdi Kübra. Kübra ile birlikte geçtiler. Çaprazdan vuruş, kaleciden dönen top. Golden önceki pozisyondan ötürü penaltı korner kararı geldi. Penaltı korner kullanacak alan yıldızları Emine ile Fatma Kübra ve Ayla İsa yayda çizgide bekleyen isimler. İşaret geldi, kullanıldı derken savunmadan bir kişi erken çıktı.
Ve şimdi penaltı korner. Bu kez istenilen çıkış gelmedi. Enjektörden o top yavaş çıktı ve bu fırsatı değerlendiremediler. Son 15 saniye kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. İki takım da mücadelesinden ötürü tebrik ediyoruz. Polis gücü 31 puanla liderliğine devam ediyor. Alan Yıldızları ise 25 puanla 4. sırada kaldı. Ve 7. gol için arayıştaydı. Polis gücü golle sonuçlanmadı ve skor 6-3. Polis gücünün Medbak Alan Yıldızları karşısındaki üstünlüğüyle tamamladık. Bu maçın anlatımı da ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Naz Şahingül ve Yalçın Kılıç, rejide ise Rümeysa Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yarın saat 10'da 9 Eylül Üniversitesi Kırıkkale Gençlik Spor maçında görüşünceye dek mutlu akşamlar, hoşçakalın.